Ben üniversiteyi il dışında okumuştum. O yüzden de sürekli ailemden kargo istiyordum. Ayakkabımı unuttum, tişörtümü unuttum, beremi unuttum, saatimi unuttum. Haftadan iki günü kargo geliyordu. Yine bir gün baktım en sevdiğim telefon kılıfımı unutmuşum. Anne dedim kılıfımı unutmuşum, onu bana göndersene. Dedi çağıracağım, salak mısın, abartmıyor musun artık? Kapattı telefonu. 3 gün sonra aradım annemi tekrardan. Anne dedim İngilizce sınavına gireceğiz. Dedim işte benim o büyük kitaplıkta sözlük var ya, onu bana gönder. İşte onu gönderirken telefon kılıfını da unutma. Hadi erkek sen yok de, ne yapayım, sınıfta mı kalayım? 4-5 gün geçti, kargo elime ulaştı. Aldım sözlüğü, fırlattım kenara. Telefon kılıfını taktım, devam ediyorum hayatıma. Yaklaşık 10 gün sonra annem beni aradı. Kar dedi İngilizce sınavı nasıl geçti? Ha dedim teşekkür ederim anacım, canım anam. Ayende İngilizce geçtim, sözlük çok işe yaradı. Allah dedi seni bildiği gibi yapsın, hala yalan söylüyorsun. Kapattı telefonu. La gittim sözlüğün içini bir açtım. Kadın ilk sayfasına 200 lira para koymuş lan. Ben de parayı görür görmez annemi aramadığım için yalan söylediğimi anlamış lan. Çok utandım, çok üzüldüm. Parayı da yedim.